Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Şimdi Shakespeare Git isimli filmin çekimlerine yakında başlıyoruz. Bir Evet. fragman hazırlandı. Fragmanda maalesef ki sen yer alamadın çünkü asıl çekimlere daha geçmediğimiz için. Fragman hakkındaki düşüncelerini sorayım önce sana. Fragman gayet hani komik ve hani eğlenceli oldu. Biraz daha üzerinde çalışırsam olur değil mi? Yok. Gayet iyi. İşte hani mesela en beğendiğim yer banyo çekimiyle yatak çekimiydi. O sahneler çok beğenildi, evet. Evet, komik olmuştu. Hani bence en iyisi. Peki, Eno Barbus Tokat rolünde Enobarmış oynayacaksın. Tokat, evet. Göte parmak. Bu konuda Göte Parmak rolünde de evet Ahmet Özkara oynayacak. Ama kendisi şu anda burada olmadığı için onu daha sonra kayıt altına alırız. Rolünle ilgili ne düşünüyorsun? Henüz bir araştırmaya başladın mı, başlamadın mı? Başladım, araştırmaya başladım. İşte zaten şeklimi ona vermeye çalışıyorum. Ki Eno Ne Barbus düşünüyorsun? biliyorsun Antonius ve Kleopatra Kleopatra. isimli oyundan çıkarıldı Haluk Bilginer'in versiyonunda. Çıkarıldı, o rol de sana kaldı. Yakın bir tarihte başlayacağız ana çekimlere. Ne düşünüyorsun çekeceğimiz filmle ilgili? Zaten genelde dış çekim olacağı için iyi olacak. Hani güzel çekimler olacak. Sahneler falan hani kötü değil. Bence gayet iyi roller oldu. Tabii gerçek mekanlarda çekileceği için bir farklılık getirdi, bir adım ileri taşıdı bizi. Umarım devamı gelecektir diye düşünüyorum. Gerçi elimizde çok malzeme var ama tabii Yetişmemiz lazım. dış çekim yapmak gerçekten çok zor oluyor. Çok zahmetli bir iş. Ne kadarlık bir zamana yayılacak bilmiyorum ki acelemiz de Zaten yok zaten. fragman da öyleymiş yani. Fragman böyleyse. Fragman da öyle. Fragman öyleyse zaten. Öyleyse dediğimiz 3,5 saatte 10 dakika video çıkıyor ortaya. Bakalım asıl filmi ne kadar bir zamanda bitireceğiz. Ki ben 1 saatlik bir şey olsun istiyorum ama. Ekim ayına verdim tarihi. Çıkış tarihini Ekim 2012. Herhalde o zamana kadar bitiririz diye düşünüyorum. Belki tarihte bir oynama yapılabilir. Olabilir. Belki erken olabilir. Bu senin ilk oyunculuk deneyimin. Yani Film olarak profesyonel olarak diyelim. Çünkü daha önce amatör birkaç videoda oynadın. hayatımın golü. Hayatımın golünde evet epizotlarda falan rol aldın. Bu seni heyecanlandırıyor mu? Evet, gayet heyecanlandırıyor yani. Evet, şu an bile heyecanlıyım. Aslında yani bence bana yakışan bir rol oldu. Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı? Şu an yok. Kapatma istersen de Mesut, yani uğraşma sonra. Durmuyor, ben konuşayım. Peki. Yer mi değiştiriyorsunuz? Kaç dakika oldu? 4 dakika oldu. İyi. 6 dakikada ben konuşursam 10 dakikalık tek parça halinde koyup fazla emek harcamazsın. Şimdi yaklaşık 7 yıldır kameranın arkasında duran, kameranın önündekileri çeken ve biraz önce de çektiği kişiden bile fazla konuşmak zorunda kalan kişi bulunmaz kültür merkezi sinema bölümünün sorumlusu Mesut Alptekin. Şu anda Mesut Alptekin'in sorumlu olduğu, hayatını kazandığı, hayatını kazanırken de örnekse Enna Barbus, Tokat, Göte Parmak rollerinde oynayacak Enna Barbus Tokat, Emre Solmazgün, Göte Parmak, Göte adı oluyor, Parmak soyadı oluyor. Sakın yanlış anlamayın yani. O Nejat Uygun'un saçma sapan videosunda görüldüğü gibi Göte'yi göt anlıyor. Götünden anladığı için her şeyi. Halbuki bizim için çok basit. Halkımız der ki enseye tokat, göte parmak der. Biz de enseye tokat, göte parmak yerine enabarbus göte parmak diyoruz. Yani bizim için göte, yani götüne parmak atılacak kadar değeri olmayan estetik bilinci halkların, emekçi halkların estetik bilincini dumura uğratan, kapitalizmin emrinde yaşamış, hızla emperyalistleşen dünyada
meta estetiği üreten ve burjuva imgecisi bir adam. Dünya halklarına Shakespeare'i kakalayan sahte duygular mimarı, hırsız, ganimetçi, korsan, onun bunun malını çalan, örnekse kendisinden daha önce yaşamış, adı bilinmeyen ya da benim bilmediğim King Lear adlı oyunu alıp King Lear'dan çok daha kötü hale getiren ve Türkçe'de Kral Lear olarak okuduğumuz o dinçi, iftiracı Profesör Doktor Özlem Utku'nun çevirdiği o pesfaye kitaplara baktığımız zaman da okunamayacak kadar düzeysiz. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Dolayısıyla Mesut Alptekin'in özellikle kendi büyük çabasıyla her ne kadar küçük burjuvalar işte komik yapmışsın, eğlenceli yapmışsın, nazar etme ne olur, çalış senin de olur gibi bir söylem geliştirmiş olsalar da düşmanlarımız bile şunu kabul ediyor. Gerçekten yoğun bir emek harcanmış, nitelikli bir bilinçle kurgulanmış ve emekçi sınıfın duyarlılığına yakın esprileri düzeyli bir fragman çıkardı ortaya Mesut Alptekin. 3 dakika 22 saniyelik. Bu bağlamda göğsümü gere gere sosyalist bir tiyatronun uzantısı olan bu filmin peşindeyim, ardındayım, içindeyim. Bugün 8 Ağustos 2012 günlerden çarşamba. İyi akşamlar.